AK Parti Edirne'de ilk adayını açıkladı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne genelinde ilk aday adayını Keşan'da açıkladı. Aksal, 3 dönemdir AK Partili belediye başkanı tarafından başarıyla yönetilen Beğendik beldesinde yeni göreve talip olan gazeteci Ferhat Gülver'e başarı diledi. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 2019 yerel seçimlerinin startını Beğendik'ten verdiklerini belirterek, "İnşallah 31 Mart 2019'da Edirne ve ilçelerinde büyük başarılar sağlayarak, Edirne'yi Cumhurbaşkanımıza armağan edeceğiz," dedi. Beğendik'e FERATGÜLVER talip oldu. AK Parti Edirne'de 2019 yerel seçimlerinin startı verildi. 3 dönemdir AK Partili belediye başkanı tarafından başarıyla yönetilen Beğendik beldesinde yeni göreve gazeteci Ferhat Gülver talip. AK Parti Keşan İlçe Teşkilatı tarafından Beğendik beldesinde düzenlenen Beğendik Kutlu Yerel Yürüyüş Programı'nda yerel seçim heyecanı başladı. Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ve Yönetim Kurulu üyeleri, Beğendik Belediye Başkanı Nuran Uslu, AK Parti Beğendik Belde Başkanı Salim Değişçi, gazeteci Ferhat Gülver, partililer ile vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanımız belediyecilik ile başladı. Programda konuşan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne genelinde ilk aday adaylığı açıklamasını yaptıklarını belirterek, Beğendik'te 3 dönemdir görev yapan Nuran Uslu başkanımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzde önemli bir seçim var. Bugün Türkiye mazlumların umudu haline gelmiştir. Hepimizin üzerindeki sorumluluk günden güne artıyor, biz hizmet yerelde başlar diyoruz. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmuşsa, İstanbul'da belediyecilikle başlayarak geldi, bu yüzden yerele çok önem veriyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Edirne merkez ve ilçelerinde büyük başarılara imza atmak istiyoruz. İnşallah Edirne'yi Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz, dedi. Tüm Edirne'mize hayırlı olsun. Aksal, yeni dönemde AK Parti Beğendik Belediye Başkanlığı için aday adayı olan gazeteci Ferhat Gülver'e başarı dileyerek, Ferhat Başkanıma hayırlı olsun. Çıktığı bu yolda 2004 yılından beri çok ciddi mücadeleler verdi. Nuran Başkan çok erdemli davranarak, yeni insanlara yol açıyor. Bugün buradan başlıyoruz. Tüm Edirne'mize hayırlı olsun. İnşallah durmak yok yola devam, diye konuştu. Beğendiğin yanına Keşan'ı da katacağız. Daha sonra söz alan Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, AK Partili belediye başkanlarının olduğu yerde huzur, mutluluk ve güven olduğunu belirterek 2019 yerel seçimlerinde Keşan'ı da alacaklarını öne sürdü. GÜVENİNE'ye layık olmak için gece gündüz çalıştık. AK Parti Beğendik Belde Başkanı Salim Değişçi de 2004 yılında CHP'den maaş dahi ödeyemeyen Beğendik Belediyesi'ni devraldıklarını belirterek, AK Partili belediye maaşları aksatmadı ve göreve geldiği günden itibaren birçok hizmetin altına imza attı, dedi. Bayrağı devretmeye zamanı geldi. Beğendik Belediye Başkanı Nuran Uslu, konuşmasında AK belediyecilik Trakya'da Beğendik'ten başladığını kaydederek şöyle devam etti. 30 Mart 2004 seçimlerinde göreve geldik. 15 yılda beldemize, modern bir ilköğretim binası kazandırdık. Anadolu Öğretmen Lisesi'ni beldemize getirdik, yollarımızın tamamına kilitli taş döşedik, bunun yanında amatör ligler için bir spor tesisi inşa ettik. Toplu konut hamlesiyle TOKİ ve özel bir şirket tarafından 1000 tane konut kazandırdık.
Şimdi de içme ve atık su tesisatlarını yeniliyoruz. 30 yıllık TECRÜBMİBLDM için kullanacağım. Gazeteci Ferhat Gülver, 20 yıllık gazetecilik yıllarının ardından 10 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar Belediyesi ve Başakşehir Belediyelerinde AK Parti kadrolarıyla birlikte çalıştığını ifade ederek, "Bu bakımdan kendimi şanslı görüyor ve Yüce Allah'a hamd ediyorum," dedi. Geçtiğimiz dönemlerde Keşan Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu hatırlatan Gülver, AK Parti siyaset geleneğinde, göreve talip olunmaz, görev verilir, anlayışı hakimdir. Biz de bu anlayıştan hareketle, ilçe ve belde başkanlarımızın, beğendik de daha faydalı olacağım, önerileri doğrultusunda beğendiğim geleceğine talip olduk, şeklinde konuştu. Gülver, göreve geldiği takdirde, gelecek seçim için değil, gelecek nesil için belediyecilik ilkesiyle AK Parti belediyeciliğini Edirne ve Trakya'da daha yukarılara taşıyacağını söyledi. Program toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. FERATGÜLVER kimdir? 1966 yılında Keşan Beyendik'te doğdu, ilk ve ortaokulu Beyendik'te okudu. Keşan Lisesi'ni bitirdikten sonra kazandığı Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden 1988 yılında mezuniyetinin ardından Türkiye Gazetesi'nde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 10 yıl Türkiye Gazetesi'nde, 4 yıl Sabah Gazetesi'nde, 2 yıl Hürriyet Gazetesi'nde muhabir olarak ülke gündemini yakından takip etti ve siyasetin nabzını tuttu. Yaklaşık 2 yıl haber7.com haber sitesinde editör olarak görev yapan Gülver, Şubat 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın danışmanlığında göreve başladı. İBB'de geçen 3 yılın ardından 5 yıl Bağcılar Belediyesi basın danışmanlığında çalışan Gülver, 2017 yılından itibaren Başakşehir Belediyesi basın danışmanlığı görevini yürütüyor. 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Keşan Belediye Başkan adayı olan Ferhat Gülver, evli ve iki çocuk babasıdır.